YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Antonov CEO'sunun Türkiye ziyaretinden sürpriz teklifler çıktı. Türkiye ve Ukrayna dünyanın en büyük kargo uçağını birlikte üretmek için harekete geçiyor. An 178 için de işbirliği başlıyor. Pegasus Hava Yolları pandeminin yarattığı olumsuz etkileri en aza indirebilmek adına uçak teslimatlarını erteleyebilmek için Airbus'un kapısını çaldı. Pegasus'un yeni filo planlamasının detayları. Boeing Kasım 2019'dan sonra ilk kez 737 MAX için yeni bir sipariş aldı. 737 MAX'in gökyüzüyle buluşacağı günler yaklaşırken uçağın isminin değiştirilmesi için de ilk somut adımlar atıldı. Airbus en yeni uçağını piyasaya sürmek için sabırsızlanıyor. Mevcut tüm uçak üretim programlarının bütçeleri azaltılırken A321 XLR için neden vites yükseltildi? Dünyanın en büyük 747 operatörü British Airways, filosundaki uçakları erken emekliye ayırma kararının ilk adımını attı. Boarding fu Havacılık Bülteni başlıyor. <laughs> Kısa süre önce Bayraktar'ın ürettiği silahlı insansız hava araçlarının ihraç edildiği ülkelerden biri Ukrayna olmuştu. Türkiye daha önce akıncı insansız hava araçlarının motorlarını Ukrayna'dan almaya başlamış. Ukrayna ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Ukrayna ziyaretinde Türkiye'den bir parti daha İHA alma talebinde bulunmuştu. Türkiye ile Ukrayna arasında son dönemde birçok alanda yaşanan yakınlaşmanın ardından Ukrayna'nın dünyaca ünlü uçak imalatçısı Antonov'dan ilginç bir teklif geldi. Antonov şirketinin yeni CEO'su Türkiye'ye gelerek dünyanın en büyük kargo uçağını üretme projesini Türkiye ile beraber yapma teklifini iletti. Şu anda dünyanın en büyük kargo uçağı olan Antonov An-225'in de üreticisi olan şirketin daha önceden var olan kargo uçaklarından daha büyük bir uçak yapmayı planladığı, bunun için de Türkiye ile birlikte hareket etmek istediği öğrenildi. Antonov'un yeni CEO'su Alexander Los Göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesinin sembolik açıdan önemli olduğu düşünülürken, görüşmeler sonunda temasların sürdürülmesi konusunda mutabakat sağlandı. Önümüzdeki hafta sadece havacılık değil, savunmayı da kapsayan geniş bir alanda yapılabilecek işbirlikleri konusunda detaylı bir takvim ve yol haritası çıkarmak için Ukrayna'dan üst düzey bir heyetin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Öte yandan Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Ukrayna ve Türkiye arasındaki işbirliği AN-178 uçaklarının tedariğini de içeriyor. Şubat 2020'de Ukrayna ordusunun Türkiye'den yardım alacağı ve AN-178 konusunda işbirliği yapılacağı iddia edilmişti. Antonov şirketi tarafından tasarlanan ve Antonov AN-158 bölgesel jetini temel alan, kısa menzilli bir orta sınıf askeri nakliye uçağı olan AN-178 Askeri nakliye görevleri dışında yangın söndürme, arama kurtarma görevlerinde de kullanılabilecek. Uçak 99 asker 80 paraşütçüyü taşıyabilecek veya 70 hasta ve yaralıyı tahliye edebilecek özelliklere sahip olacak. An-178 askerlerin lojistik desteği, platformlarda kargoların paraşütle atılması veya küçük birliklerin bölünmesi, yaralı personelin taşınması ve hafif araçların taşınması dahil olmak üzere çeşitli görevlerde kullanılabilecek. Geçtiğimiz hafta yılın ikinci çeyreğinde 120 milyon euro, ilk yarısındaysa 168.4 milyon euro gibi rekor zarar açıkladığı haberiyle gündeme gelen Pegasus Hava Yolları, küresel salgın sonrası havacılık endüstrisinde oluşan türbülans nedeniyle uçak teslimatlarının ötelenmesi için Airbus'la görüşmelere başladı. Airbus'tan 2025'e kadar teslim alması gereken toplam 55 adet A320 NEO ailesi uçağı bulunan Pegasus, teslimat takviminde yeni bir düzenlemeye gitmek için Airbus'un kapısını çaldı. Teslim alınacak 55 uçağın 18 adedini 2022 için planlayan Pegasus bu sayıyı 11'e indirerek 2022 teslimat planından kalan 7 uçağın teslimatını ise 2023'e ötelemek istiyor. Böylece Pegasus'un 2023'te teslim alacağı uçak sayısı 10'dan 17'ye yükselmiş olacak. Pegasus bu yılın ikinci çeyreğinde toplam 6 yeni uçak teslim aldı. Bunların 3'ü A320 NEO, 3'ü ise A321 NEO uçakları oldu. Yılın son çeyreğinde 7 adet A320 NEO ve 2 adet A321 NEO'nun filoya katılması, filodaki 4 adet 737-800'ün ise iade edilmesi planlanırken Böylece havayolunun 2020 yılı sonu için filosundaki uçak sayısının 94 olması hedefleniyor. Pegasus'un uzun vadeli filo yapılanması projeksiyonunda 2024 sonunda filodaki uçak sayısının 108'e ulaşması, bu uçakların 54'ünün A320neo, 50'sinin A321neo ve 4'ünün Boeing 737 800 olması planlanıyor. 30 Haziran 2020 itibariyle Pegasus filosunda 89 uçak bulunuyor. Bunların 37'si 737 800 35'e A320 Neo, 5'i A321 Neo ve 12'si A320'nin bir önceki nesline ait. Pegasus'un uçaklarının tamamının yerde yattığı pandemi sürecinde aylık nakit tüketiminin ise 33 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Polonya'nın en büyük charter havayolu olan Entrair, 2010 yılında bir adet Boeing 737 ile faaliyetlerine başladı. Bugün filosunda 22 adet 737 NG ve 2 adet 737 MAX uçağı bulunduran havayolu, hafta içinde ilginç bir karara imza atarak 2 adet Boeing 737 MAX siparişi daha verdi. Tüm filosu 737 uçaklarından oluşan havayolu verdiği iki siparişle Boeing 737 ailesine olan bağlılığını ortaya koyarken Amerikalı imalatçı da derin bir nefes aldı. Aylardır sadece 737 MAX siparişlerinin iptal haberleriyle gündeme gelen Boeing için Kasım 2019'dan bu yana alınan ilk 737 MAX siparişleri olması açısından da Entrair'in siparişleri oldukça önemli. 2020'de şimdiye kadar 400'ün üzerinde MAX siparişi iptal edildi. Bu yıl 7 aylık süre içinde 737 MAX için toplam iptal ve sipariş dönüşüm sayısı ise 864 oldu. Boeing yönetimi sipariş haberlerini 737-8 için alınan siparişler şeklinde duyurdu. Yani böylece yeniden gökyüzüne döndüğünde ...737 MAX isminin kullanılmayacağı ve sabıkalı uçak için bir isim değişikliği gerçekleştirileceği de anlaşılmış oldu. İki yeni siparişle teslim alındığında Entrair'in filosundaki 737 MAX uçaklarının sayısı ona yükselmiş olacak. Ayrıca Entrair ve Boeing, 737 MAX uçaklarının Mart 2019'dan bu yana yerde olması nedeniyle oluşan ticari zararların tazmin edilmesi konusunda da detayları açıklanmayan bir anlaşma imzaladı. Öte yandan Kanada'nın hava taşımacılığı politikaları ve programlarını denetlemekten sorumlu ulusal organı... Trump Transport Kanada önümüzdeki hafta Boeing 737 MAX için kendi uçuş testlerini gerçekleştirecek. Boeing'in Washington eyaletindeki kendi tesislerinde gerçekleştirilecek olan testler, FAA tarafından ana hatları çizilen ve Boeing tarafından uçakta yapılması önerilen değişikliklere ilişkin Kanadalı otoritenin bağımsız incelemesinin bir parçasını oluşturacak. Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA, daha önce 737 MAX'in hizmete dönmesi konusunda her ülkenin kendi kararını kendi vereceğini açıklamıştı. Böylece 737 MAX'in yeniden uçuş testlerini gerçekleştirecek ABD dışı ilk otorite Transport Kanada olurken, Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı EASA, 737 Max konusunda kendi uçuş testleri için henüz bir takvim açıklamadı. Avrupalı imalatçı Airbus pandemi sürecinde likidite sorunu yaşamamak için çok sayıda projesine yaptığı harcamaları azaltma yoluna giderken A321 XLR projesine harcadığı kaynağı artırarak piyasaya süreceği en yeni uçağının gelişim sürecini hızlandırıyor. XLR olarak adlandırılan ekstra uzun menzilli uçak Airbus'un en çok satan A320 serisi dar gövde uçak ailesinin en uzun menzilli versiyonu olacak. Uçak için geçen yıl yapılan lansmandan bu yana 450'den fazla sipariş alan Airbus, A321 XLR'ın koronavirüs nedeniyle küresel olarak uçak talebinde yaşanan tarihi çöküşe karşı dirençli olduğunu düşünüyor. A321 XLR tek koridorlu bir uçakla daha düşük maliyetlerle daha uzağa uçmak isteyen taşıyıcılar için çekici olduğunu kanıtladı ve şu anda American Airlines, JetBlue ve United gibi ABD'li devlerin de aralarında yer aldığı 24 müşteriye sahip. 8700 kilometre ile A321 XLR'ın menzili mevcut A321 long range uçaklarına göre %15 artırılmış olacak böylece Londra'dan Miami'ye Roma'dan New York'a non uçuşlar XLR'la mümkün hale gelecek. İrlandalı Aer Lingus'un da aralarında olduğu çok sayıda havayolu transatlantik rotalarda kullanabilmek üzere XLR siparişi verdi. Airbus'un amacı XLR'ın 2023'te hizmete girmesini sağlamak. Yeni uçağın 2022'ye kadar devam etmesi beklenen küresel talep düşüşünü atlatmaya yardımcı olabilecek model olması planlanıyor. Pandemi sonrası küresel yolcu talebi üzerine yapılan araştırmalar neticesinde A321 XLR'ın beklenenden daha popüler bir uçak olması öngörülüyor üretimi sonlandırılan Boeing 757'nin yerini doldurmaya en yakın aday olması ve kısa sürede kendisine pazarda başka rakip üretilemeyecek olması gibi nedenlerle de orta menzilli uçuş pazarında yaşanacak talebi A321 XLR'ın karşılaması bekleniyor. XLR'ın küresel salgından en fazla etkilenen AirAsia X dahil olmak üzere çok sayıda düşük maliyetli Asyalı Hava Yolu'ndan önemli sayıda sipariş aldığı düşünüldüğünde uçağa olan talebin devam edip etmeyeceğini ise zaman gösterecek. Küresel Covid-19 salgınının havacılık sektörü üzerinde yarattığı yıkıcı etkinin bir sonucu olarak havayolu şirketleri filolarındaki A380 ve 747 gibi 4 motorlu uçakları verimsizlik ve ekonomik kaygılar nedeniyle hızlı bir şekilde filodan çıkararak emekliye ayırma kararı alıyor. İngilizlerin Milli Havayolu British Airways yönetimi de geçtiğimiz ay alınan bir karar doğrultusunda filodaki 31 adet 747'nin ticari hizmetlerinin durdurularak emekliye ayrılacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta içinde bu kararın ilk somut adımı atıldı. 25 yılı aşkın süredir British Airways yolcularını taşıyan Boeing 747-400 son uçuşunu yaparak emekliye ayrıldı. Son uçuş için Londra Heathrow'dan havalanan 747, İspanya'nın Castellon Costa Azahar Havalimanı'na indi. 1994 yılında hizmete başlayan uçak, son yolculuğu uçuşunu ise Nijerya'nın Lagos şehrinde kalan İngiliz vatandaşlarını ülkeye geri getirmek üzere bir tahliye uçuşunda Nisan 2020'de yapmıştı. gökyüzünün Kraliçesi Boeing 747 uçakları yaklaşık 50 yıldır British Airways filosunda görev yaparken Hava yolunun filosunun ikonik bir parçası durumunda British Airways e ait 747'nin 1971'de New York'a yaptığı ilk uçuşun ardından hava yolu 57 adet 747 ile operasyon yaptı. British Airways şu anda dünyanın en büyük 747 operatörü durumunda. Ancak hava yolu artık yolculu bir 747 seferi düzenlemeyecek. Yakıt tüketiminin fazla olması ve şirketin 2050'ye kadar tüm zararlı gaz emisyonunu sıfıra indirme taahhüdünü karşılama konusunda bir engel oluşturacağı için British Airways çalışma ömürlerinin sonuna geldiği düşüncesiyle filosundan 747'leri yavaş yavaş çıkarıyordu. Pandemi olmasaydı uçakların 2024'e kadar filodan kademeli olarak çıkarılması planlanıyordu. British Airways 747'ye göre yakıt tüketimi konusunda yaklaşık %25 daha tasarruflu olan 6 adet Airbus A350 ve 32 adet Boeing 787 dahil olmak üzere yeni nesil modern uzun mesafeli uçaklara büyük bir yatırım yapmıştı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.